Sırada önemli bir sağlık haberi var. Reflü hastaları hangi besinleri yemeli, hangi besinlerden uzak durmalı? İzliyoruz. Reflüyü artıran, tetikleyen besinler. Reflü hastaları hangi besinleri yemeli? Bunları komposto hallerinde biraz daha tercih etmeye özen göstersinler. Hangi besinlerden uzak durmalı? Yine bunlar gaz yapan besinlerimizden. Türk Gastroenteroloji Derneği 56 kişilik hekim grubuyla 2 yıla yakın bir süre araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de en çok Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde reflü hastalığı görülüyor. Diyetisyen Şeyda Sıla Bilgili en sık görülen mide hastalığı reflü ile ilgili önemli beslenme tavsiyelerinde bulundu. Reflümüz olduğu zaman aslında burada yapmamız gereken şey gaz yapan besinleri iyi bilmemiz gerekiyor. Nedir bu gaz yapan besinler? Çünkü vücutta gaz yapan besinler hem midede hem bağırsakta problem çıkartabiliyor. Geri gelme hissini meydana getirir ve midede bir yanma, ekşime hissi oluşturacaktır. Burada gördüğümüz karnabahar. Çok da besleyici değeri yüksek ama maalesef gaz yapan besinlerden bir tanesi. Yine brokoli bunlar. Çiğ sebzelerin hepsi gaz yapar aslında ama özellikle salatalık, roka yine bunlar gaz yapan besinlerimizden birkaç tanesi. Bunların dışında bir de bezelye var. Bezelyemiz. Bunların besin değeri kötü olduğu için değil, sadece kişilerde gaz oluşumunu arttırabileceğinden dolayı brokoli, karnabahar, salatalık, bezelye gibi hatta domatesin kabuklu hallerini de çok önermiyoruz. Genelde domates tüketecekleri zaman da bunu kabuksuz olarak tercih etsinler ki yine o gaz oluşumunu, midedeki o asit oranını arttırmasın diye. Bu besinler reflüyü tetikliyormuş. Bu besinler reflüyü arttıran, tetikleyen besinler. Bunun eğer ciddi problemleri varsa önce bunları diyetten çıkarıp bir rahatlamaları sağlamamız gerekiyor. Yine kuru baklagiller de maalesef o grubun içerisine dahil. Her türlü nohut, kuru fasulye ya da mercimek daha az gaz yapar gerçi ama yine onlar da kuru baklagil grubunda olduğu için bu üç besini tüketecekleri zaman yani mercimek, nohut, fasulye gibi besinleri tüketecekleri zaman biraz daha temkinli olsunlar. Bunlar gaz yapacaktır onlarda ve reflüyü de arttıracaktır. Bir şişkinliğe sebep olacaktır. Ciddi gaz oluşumunda bunları bir taşım kaynattıktan sonra onların sularını döksünler. İçerisinde kekikle veya kişnişle beraber tükettiklerinde veya kimyonla beraber tercih ettiklerinde bu besinler daha az gaz yapacaktır. Belki böyle bir öneride bulunabiliriz. Soğan ve sarımsaksa reflü hastaları tarafından limitli olarak tüketilmeliymiş. Yine bunların dışında soğan, sarımsak da aynı şekilde. Reflüsü olan kişilerde yine o yanma hissini arttıracaktır, şişkinlik hissini arttıracağından dolayı soğan ve sarımsak limitli olarak tüketsinler diyoruz. Reflüyü tetikleyen besinlerin miktarı da mutlaka azaltılmalıymış. Bu besinlerin şu an eğer çok ciddi problemleri varsa belki günde yedikleri miktarı azaltabilirler. Et yemeklerinin yanına garnitür olarak işte 2-3 adet belki brokolinin veya karnabaharın eklenmesi ya da brüksel lahanasının olması problem çıkartmayacaktır ama bunu çok sık tercih etmeleri bir problemdir. O yüzden haftada 1 ya da 2 defa limitlendirmelerinde fayda var diyorum. Karpuz da yine gaz yapabilir. Yani çiğ sebzelerin hepsi gaz yapacaktır. Çiğ meyvelerin hepsi yine gaz yapacaktır. Bunları komposto hallerinde biraz daha tercih etmeye özen göstersinler. Portakal, greyfurt yani turunçgiller, mandalina bunlar gaz oluşumunu birazcık daha arttıran besinler. Yine bunları daha az tercih etsinler. Türkiye'de kahve ve çay tüketimi oldukça fazla. Bir de içeceklerimiz var tabii ki. Özellikle burada gördüğünüz gazoz gibi kahve, yine özellikle koyu çay, demli çay, onu da gösterelim. Çayımız. Bir de kola. Kesinlikle öyle. Yani bu alkollü içkiler, asitli meyve suları, yine aynı şekilde kola gazoz gibi içecekler, aşırı koyu çaylar ve kahveler yine kişilerde reflüyü arttıracaktır. Ve bir de çikolata yine kişilerde reflüyü tetikleyen, mide rahatsızlıklarının oluşmasını iyice arttıran sebeplerden birkaç tanesi aslında. Bunları da mutlaka azaltsınlar, daha çok limitlendirsinler diyoruz. Reflüyü hafifletmek de mümkün. Bunun dışında birazcık daha reflülerini hafifletmek için de kefir tercih edebilirler ya da laktozsuz süt tercih edebilirler. Onlardan daha çok fayda göreceklerdir. Göz kefiri de şöyle gösterelim. Yine bu da probiyotikten zengin olduğundan dolayı mide bağırsak sistemine de iyi gelecektir. Reflü hastaları besinleri tüketirken özellikle pişirme biçimine dikkat etmeliymiş. Bu gaz yapan besinlerin dışında kalan bütün her şeyi tüketebilirler aslında. Yani bütün et, tavuk gruplarını haşlama, ızgara veya fırında pişirilmiş yöntemle tercih edebilirler ama her türlü besini yağda kızartma ve kavurma yaptıkları anda her şey onların reflüsünü arttıracaktır. Çünkü yağ oranı yüksek olan bütün besinlerde de sıkıntı yaşayacaklardır. O yüzden doğru pişirme yöntemiyle aslında bu saydığım besinlerin dışında kalan
her türlü sebzeyi, eti, tavuğu tüketebilirler. Yumurta, peynir bunları tüketebilirler. Ama peynir bende çok gaz yapıyor, sindirim sıkıntısı yaşıyorum diyorlarsa eğer belki keçi peynirini biraz daha çok tercih edebilirler. Ya da keçi sütünü tercih edebilirler. Bunun laktozu biraz daha düşüktür, sindirimi daha kolaydır. Onlara fayda sağlayacaktır.